Ya derneği kurma kararı aslında Türkiye'de hep böyle bir derneğe ihtiyaç var. Kadın gazetecilerin örgütlenmeye, bir arada olmaya ve aslında kadın gazeteciliğini geliştirmeye ihtiyacı var. İşte 2016'da birçok basın yayın kuruluşu kapatıldı. Bir sürü kadın gazeteci aslında yani işsiz kaldı. Neredeyse yani yüzlerce kadın gazeteci işsiz kaldı o zaman. O süreçte bir platforma gittik aslında. Yani dayanışmak amacıyla, aslında mesleğimizi devam ettirmek amacıyla bir platform kurduk. Platformumuz hala devam ediyor, varlığı sürüyor hala. Şunu gördük, aslında bir derneğe ihtiyacımız var. Yani hep Türkiye'de hep aslında kadın gazetecilerin bir derneğe, örgütlenmeye, bir arada olmaya ihtiyacı var. Ve bu nedenle aslında birkaç yıldır aslında dernek fikrini tartışıyoruz. Nihayetinde işte bu yıl derneği kurduk. Aslında yani kadın gazeteciler sahada da medya alanda da çok ciddi hak ihlallerine maruz kalıyorlar. Mobbinge uğruyorlar. Ama bunun yanı sıra bizim asıl amacımız tabii ki bu tür yani sahada uğradıkları şiddeti teşhir etmek, dayanışma içerisinde olmak, onlarla beraber olmak, birbirimize güç vermek amacımızdan bir tanesi de bu. Ama temel amacımız aslında medyadaki cinsiyetçi dili değiştirmek, bu dili dönüştürebilmek, temel amacımız bu. Bu nedenle işte dernekte bir takım faaliyetler gerçekleştireceğiz. Atölyeler, çalıştaylar, eğitim çalışmaları, yani böyle kadın gazeteciliğini geliştirecek, o dili Türkiye'de yaygınlaştıracak bir takım eğitim çalışmaları gerçekleştireceğiz. Atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bundan dolayı bir ihtiyaç var Türkiye'de gazeteciliğe. Temel amaç uğradığımız şiddet, uğradığımız haksızlık değil. Bu da bir bütünsel aslında, ama temel amacımız, biliyorsunuz, Türkiye'de kadın gazeteciliğine bakış açısı tamamıyla pornografi ve aslında şiddetin pornografileştirilmesi. Bu nedenle biz de aslında bu dilin değişmesi gerekiyor. Nedir bu dil? İşte üçüncü sayfa haberleri. Bu üçüncü sayfa haberleri tamamıyla şiddet. Eğer katledilirsen üçüncü sayfa konususun. Eğer şiddete uğrarsan üçüncü sayfa konususun. Eğer tecavüze uğrarsan üçüncü sayfa konususun ve aslında güzellemeler yapıyor. Yani nedir bu güzelleme? Aşk cinayeti aslında bu bir güzellemedir yani. Sevdiği için öldürdü. Hiç kimse sevdiği için kimseyi katletmez, öldürmez. Bu dilin tamamıyla değişmesi gerekiyor. Görsellerin, bu noktadaki görsellerin değişmesi gerekiyor. Kadının bedeninin magazinselleştirilmesinin aslında algısının değişmesi gerekiyor. Ve dil çok önemli. Kullanacağımız dil toplumu da değiştirip dönüştürebilir. Kadına bakış açısını aslında eşitlik çerçevesinde cinsiyet eşitliğini geliştirebilir medyadaki dil. Bu açıdan yani küçük de olsa küçük adımlar atacağız ve bu küçük adımların aslında yayılacağını, bu dilin yayılacağını, bu fikriyatın yayılacağını ve bu noktada birçok medya kuruluşuna örnek olacağını da ve bizi baz alacağını da düşünüyoruz. Yani kadın gazetecileri aslında bir derneğe üye olarak güç katmalarını bekliyoruz. Bu çok önemli. Ortaklaşmak, birbirimize güç katmak çok önemli. Türkiye'de ilk defa kadın gazeteciler bir dernek kurdu. Bunun anlam ve önemi çok büyük bizim açımızdan. Özellikle Kürdistan'da olması ayrı bir anlam taşıyor. Buradan baktığımızda aslında bütün kadın gazetecilerin buna güç katması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğeri aslında cinsiyetçi dilden şikayetçiyiz. Hepimiz şikayetçiyiz. Toplumda şikayetçi, gazeteciler de şikayetçi. Bu dilin değişim dönüşümü için aslında atölye çalışmalarımıza katılmalarını bekliyoruz. Atölye çalışmalarımızdaki tartışmalara nasıl değiştirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz tartışmalara katılmalarını bekliyoruz. Bu noktada kendi fikirleriyle de katkı sunmalarını bekliyoruz. Bu şekilde aslında birbirimize güç katarak geliştirebiliriz bu dili. Buna inanıyoruz ve onlar da aslında buna inansınlar. Medyada kadının gücünün var olduğunu, kadının şiddet pornografisi olmayacağını, magazin sayfalarına haber olamayacağını bir kişi olarak aslında
kadın kimliğiyle var olabileceğini gösterebiliriz ya. Bu aslında kadın gazetecilerin elinde. Eğer bu kararı verip adım atılırsa, biz küçük bir adım attık ve bunun mücadelesini yıllardır veriyoruz. Yani küçük görünebilir ama bizim açımızdan çok anlamlı ve büyük bir adım aslında. Kimsenin aslında cesaret edemediğini, düşünemediğini ilk defa Kürt kadın gazeteciler gerçekleştirdi, yaptı. Bu anlamlı ve önemli, kadınlar açısından da önemli, kadın mücadelesi açısından da çok önemli.